Artı veya eksi olma durumlarına bakarsak, çarpımın sonucu pozitif ise burada, her ikisinin de aynı işaretli olması gerekiyor. Eğer sıfıra eşitliği göz önünde bulundurulursa, ikisinden birisinin sıfır olması yeterli. Önce her ikisinin eksi olduğu yere bakalım. Her ikisinin de alt tarafta olduğu bir aralık yok. Ancak her ikisinin pozitif olduğu bir aralık var. O da 4'ten 7'ye kadar olan kısım. Hx burada yukarıya çıktı. Alttan üste geldiği zaman artıdır. Zaten sıfırdan beri artı olan g ile aynı işareti taşıyacak. Bundan sonra bu şekilde olacak. Eksiye inecektir bu. Yani 4'ten 7'ye kadar. Buradaki sıfır olmaları da dahil. Çünkü herhangi bir tane sıfır olsa eşitlikten dolayı olur. 4 ile 7 kapalı aralıktır. Birleşim diyoruz. Bunun dışında herhangi bir fonksiyon eğer x eksenine temas etmişse o noktada sıfırdır. Sıfırla çarpımdan da sonuç sıfır olacaktır. Burada eksi 8 var. Bunu alabiliriz. Daha sonra burada sıfır var. Bunu da alabiliriz çarpımdan. Diğer noktada zaten 4 ile 7'yi de aldık. Sonuç 4, 7 aralığı kapalı aralığı birleşim eksi 8 ve sıfır noktalarıdır.